karşılığında kamuda çalışan binlerce kamu emekçisi haksız, hukuksuz ve dayanaksız bir şekilde keyfiyetle ihraç edilmiş, işinden, ekmeğinden edilmiştir. O günden bugüne çok zaman geçti. O günden bugüne bu KHK zulmüne maruz kalan arkadaşlar yaşamına son verdi. Bu KHK zulmüne maruz kalan arkadaşlar yaşamak için, ekmek bulabilmek için yaşam mücadelesini en yüksek seviyede yürüttü. O günden bugüne haksızlık ve hukuksuzluk aynı şekilde devam etti. O hal resmi olarak kalksa da fiili uygulamasıyla siyasi iktidarın yaşama geçirdiği 35. maddeyle ihraçlara devam edildi. Daha geçtiğimiz hafta onlarca arkadaşımız kamudan benzer gerekçelerle keyfi bir şekilde 35. maddeye dayandırılarak ihraç edildi. Hepimiz çok iyi biliyoruz nedenini. Evet, aslında basın metninde de ifade ettik. Kamuda özelleştirme politikalarına, yoksulluğa, emekçilere dayatılan işsizliğe, sefalete karşı duran, dimdik duran keskiler bu KHK zulmüyle karşı karşıya kaldı. Değerli arkadaşlar, söylediğimiz gibi yasasızlığın, anayasasızlığın en üst seviyede yaşandığı bir sürece tanıklık ediyoruz. Başta uluslararası sözleşmeler, kendi iç hukukumuz çiğnenerek onlarca bu konuda verilmiş anayasa mahkemesinin kararları olmasına rağmen KHK zulmü son bulmadı. Oluşturulan OHAL komisyonu düpedüz oyalama, aldatmaca komisyonu halinde görev yaptı ve haksız bir şekilde kararları, başvuruları reddetti. Onlarca başvuruya halen cevap verilmiş durumda değil. Elbette biliyoruz. İlk gün söylediğimiz kararlılıkla söylüyoruz. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. İşimize, ekmeğimize geri döneceğiz. Bu hukuksuzluğa karşı mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Ve elbette o gün geldiği zaman bu hukuksuzluğun, bu zulmün mimarları yargı önünde hesap verecek. Biz bu hesabı sorana kadar bu mücadeleden ve bu alanlardan vazgeçmeyeceğiz. Her hafta burada olmaya devam edeceğiz. Her fırsatta bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Şubat ayında yayınladığı hak ihlallerine bir bakalım. Bu ülkedeki onlarca, yüzlerce, binlerce KHK'lının yaşadığı zulmü uluslararası arenada nasıl teşhir ettiğini bir görelim. Ve buradan bir kez daha bu hukuksuzluğa karşı sesimizi yükselteceğimizi duyurmak istiyoruz. Bu ülkedeki hukuksuzluklar elbette bununla bitmiyor. İki gün önce Gezi'de yaşamı, demokrasiyi, barışı, eşitliği savunanların, yaşamı için mücadele edenlerin en hukuksuz şekilde cezalandırıldığı hukuksuz keyfi bir karara daha tanıklık ettik hep birlikte. İşte bugün biz bu keyfiyete, bu hukuksuzluğa, bu ülkede inşa edilmek istenen bu anayasasızlık ve otoriter rejime karşı inandığımız değerlerle mücadelemizi büyüterek 1 Mayıs alanlarında en güçlü cevabı vereceğiz. Sömürüye, yoksulluğa, açlığa, savaşa karşı umudu ve mücadeleyi büyüteceğimiz 1 Mayıs meydanlarında inanıyor ve hep birlikte haykırıyoruz ki birlikte değiştireceğiz, birlikte 1 Mayıs'a. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum.